arkadaşım Aslı geliyor. Onunla buluşacağım. Makyajımı yapıyordum. Dedim ki sizler için biraz sohbet ederek makyaj yapalım. Cildimi zaten yıkayıp temizlemiştim. Önlendirme işlemini devam etmek istiyorum. Bu arada bu kremi gerçekten çok seviyorum. Kokusu da çok güzel. Limon gibi kokuyor. Bobbi Brown'un. Ama bugün o kadar soğuk ki yine. Bir ara böyle 9-10 derecelere çıktı. Ama bugün yine tekrardan dün daha doğrusu dedik falan 5 dereceye tekrar düştü. Burada yaşamaya alıştığı için hani vücut, beden artık her neyse. Resmen o 3'e 5'e düştüğünde ben algılıyor. Ve çok soğuk geliyor. Yani 9-10 soğuk gelmiyor açıkçası. Çok kompleks makyajlar yapmayı sevmiyorum. Sadece böyle göz altlarımı biraz kapatıp her rengimi eşitleyip alık olmazsa olmazım. Zaten fark etmişsinizdir videolarda. Belli benzer tonlarda hep kullanıyorum zaten. Makyajda emniyeti olduğum alandayım genelde. Azıcık Böyle elime çok azıcık rozenimi aldım. Biraz karıştırıyorum ben. Bakın tekli bir şeyler düşüyor. Delireceğim şimdi. Cildime dağıtıyorum. Bu kadar arkadaşlar. Tam makyajım bu. Ya aslında bu fondöteni de çok az oranda kullandığım için fondöten gibi değil de kapatıcı gibi oluyor. Ne konuşsak. En önemli şeyi yapmayı unuttum arkadaşlar. Daha o kısma gelmemiştim. O fondöteni ilk başta döktüm ya benim konsantrasyonum. Kayboldu. Başımı sabitleyeceğim. Böyle yeni yıl geldiği için ekstradan bir heyecanlı ama bir yandan da böyle bir burukluğumuz oluyor. Çünkü ben bu yılın nasıl geçtiğini asla anlamadım. İyi ki geçti bu arada. İyi ki bitti. Çünkü benim için zor ve challenging bir yıldı. Ama önümüzdeki yıllar içinde heyecanlıyım yani. Daha güzel şeylerin olacağına inanmak istiyorum. Ama böyle şu anda haberlerde dolanan şu internet kesilecek, elektrik kesilecek, elektronik device'lar kullanılmayacak muhabbetlerine de gerilmiyor değilim hani. Çünkü şey olmuştum ben Covid olmadan önce hatırlarsanız saya. Ne zaman çıkmıştı? 2019'un Kasım Aralık aylarındaydı diye ben hatırlıyorum. Ben o zaman yüksek lisansı ilk dönemimdeydim. Arkadaşlarla böyle yok kanka ya buralara gelmez muhabbetleri yapıyordum. Ha, yani Ocak ayında falan. Oturup böyle sabahlara kadar bu konuyu konuştuğumuzu hatırlıyorum. Mi gelmez mi? Gerçekten bu gerçek bir şey mi falan diye bayağı bir üzerine muhabbet dönüyordu. Sonra Mart ayında zaten K'ye de geldi ve tüm dünyaya da yayıldı artık o noktadan sonra. Şu anda bu haberler konuşuluyor. İnanmak istemiyorum ama sonra Simpson'dan bir bölüm attı geçen Emre bana 2024 yılına dair böyle bu konuşulan elektrik ve işte internet kesintisiyle alakalı bir bölüm yapmışlar. İzlemedim ama sonra dedim ki kesin böyle bir şey yaşayacağız çünkü gerçekten bizi bir şeyleri hep hazırladılar, hazırlıyorlar. Ben öyle düşünüyorum. Geçen işte Dünyayı Ardına Bırak filmini izledi. Robert'ın oynadığı başrolde zaten biliyorsunuz Netflix'te var. Barack Obama'nın, Michelle Obama'nın arkasında olduğu film. Söyleyebilir miyim? Makyaj yaparken bu kadar ciddi bir konuyu konuşmak peki içimden geldi diye. Konulara çok maruz kaldığım için sanırım ben olabileceğini düşünüyorum. Normalde Covid'i yaşamasaydık ya saçmalamayın, komple teorileri üretmeyin falan. Covid'e aynısını yapmıştım çünkü buna yapmıyorum. Siz ne düşünüyorsunuz bu konular hakkında? Ha, tam şeyden bahsediyorum film ya yardıma bırak. Enteresan bir filmdi bu arada. Spoiler vermeyeyim izlememişsinizdir. Belki spoiler'dan nefret ederim çünkü. Aslında eleştirilerini ve incelemelerini de izledim filmi bitirdikten sonra ben. Oha dedim ben bunu izlerken asla bunu fark etmemiştim oldum yani. Böyle son zamanlarda bekleyen ve düşündüren günlerden birisi oldu. Ben makyajını bitireyim artık yeter çok konuştum. Sonrasını hızlandırmak istiyorum. Sizi de sıkmak istemiyorum çünkü konuşmalı şeyler. Ben sıkılıyorum herhalde. O yüzden sizin de sıkılabileceğinizi tahmin ederekten hani kendime benzettiğim için. Ama seviyorsanız hikaye yazarsanız daha sık böyle konuşmalı makyajlar yapıp videolar çekerim. Sabitleme işlemini ben teni bitirdikten sonra da sıkıyorum. Ama makyajı bitirdikten sonra da sıkıyorum. Rümenden önce ben anlamıştım. Bana alık kadın diyebiliriz. Çünkü çok seviyorum. Şimdi şöyle hemen bir... İyi bir yağmur ya. Deli gibi. Of. Okay. Hemen kepi kullanayım. Burada hastayım. İşte böyle arkadaşlar. 2024 umarım hayal ettiğinizden daha güzel. Bu konuşulan komple teorilerini gerçekten yaşamayız. Yaşarsak da hepimize buradan geçmiş olsun. Elinizde mutlaka bolca kitap, dergi bir şeyler bulundurun. Oyun falan bulundurun. Sıkılmamak için. Hemen saçımı yapacağım. Yapacağım derken sadece aralarına böyle birkaç tane şak. Şuradan sıkacağım.
kullandığımız. Arkadaşlar çıktım şimdi gördüğünüz üzere yağmur yağıyor. Hasan da geldi. Tren istasyonunun orada buluşacağız. Normalde çirozumuzu alıp dışarıda gezerken yiyecektik ama deli dehşet yağmur rüzgar olduğu İstanbul'a geldik. Kahve aldık. Çiroz ve kahve yapıyoruz. Şimdi kilise manzarası eşliğinde göstereceğim size birazdan. Biz yine ne yapıyoruz? İlerliyoruz. Yani şey diyeceksiniz, bu kız spor yapıyor ama yediklerine dikkat etmiyor. Bunu asla kabul etmiyorum. Dengeliyorum. Dengeliyorum ben. Denge. Şekerini az koydu. Bir tane neden toz şeker getirdim arkadaşlar ya. Çirozumu ısırırken kahvelerimiz geldi. Görevli şey dedi. Burada dışarıdan bir ürün getirmek yasak dedi. Bilmiyordum. Duvarda yazıyormuş. Nereden bileyim ya? Her girdiğim yerde duvar mı okuyorum ben? Neyse. Tadımız kaçtı. Biri bir kere daha uyarana kadar biz yemeye devam edeceğiz arkadaşlar. Çirozumuzu yedik, kahvemizi içtik. Şimdi gezme zamanı. Zara'ya girdik. Yeni kreasyonunda neler varmış Zara'nın. Arkadaşın eşi gelecek. Pizza alacağız ve bize geçeceğiz. Pizza partisi yapacağız. O yüzden şimdi Domino's'a doğru. Çocuklar eğleniyor. Bakın çok güzel. Okay. Let's go. Okay. Bunu bilenler anladı. Ama bilmeyenler ne yapıyor bu kız diyor şimdi. Yemek yedik. Şimdi de Bridget Jones'a kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hafta sonu gibi bir hafta içi. Evet. 2, 3. Neresi orası? Bedava parki. Çok azıcık soğumuştu, üzerine sıcak su ekledim. 3 derecede yağmur bastırdı. Yaktım ama böyle birazcık bekleyeyim dedim şu yağmurun durulmasını. Her gün yapmıyorum. Her gün yapsam tabii ki çok daha iyi olacak ama görebiliyor musunuz bilmiyorum. İçerisinde yazanlar gerçekten azıcık da olsa böyle hayatını düşünmeye, şükretmeye, iyi hissetmeye dayalı cümleler. Sabah uyandığınız kısım, pembe tarafı da gece uyuduğunuz kısım. Düşünmenizi sağlayan ama sadece böyle birkaç dakikanızı ayırabileceğiniz tatlı bir an aslında. Bunu yazarken benim için. Selamlar. Şimdi çıkıyoruz. Van'ın yağmuru tamamen gitti. Biraz güneş çıktı ortaya. Bir saat sonra bir yağış bekleniyor. O yüzden yanıma şemsiye aldım. Dönerken ıslanmak istemediğim için. Şimdi artık spor ediyoruz. Yağmur yağıyor. Aman. Buralar ışıl ışıl. Her yer insan dolu. Bir an gerçekten eve geçemeyeceğim sandım. Evden çıkamayacağım sandım. Şimdi eve dönemeyeceğim sandım. Okey, eve gidelim artık, yeter.